Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı hükmül vukufi bil Müzdelife. Bu bab Müzdelife'nin vukufunun hükmünü beyan edecek. Müzdelife'de vakfe yapmak farz mıdır, vacip midir, sünnet midir ve vakti ne vakitlerdir? Bunu beyan edecek. Bunda ihtilaf var. İhtilaf da şu şekilde. Bazıları Müzdelife vakfesi farzdır demişler. Bazıları de vaciptir demişler. Şimdi farz mıdır, vacip midir? Her iki tarafın delillerini burada zikrediyor. Evvela farz diyenlerin delillerini getiriyor. Şöyle ki, Haddesena Yezid ibn-i Sinan, kâle haddesena Yezid ibn-i Harun, kâle ahberena İsmail ibn-i Ebi Halid, en Şabiyyi, en Urvet ebni Mutarris, kâle eteytün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Urvet ibn-i Mutarris diyor ki, ben Resul-i Ekrem Efendimiz'e geldim. اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بِجَمْعِ Cemi Müzdelife'nin ismi. Ben Müzdelife'de Peygamber Efendimiz'e geldim. Fekultu dedim ki, ya Resulullah, helli min haccin, benim için hac oldu mu? وَقَدْ اَنْضَيْتُ Ben zayıflattım rahileti, bindikim hayvanı. Yani yolda uzun yerlerden geldim, hayvanımız yordum, zayıfladım. Beni daha bir hac var mı? Benim hacim oldu mu? Fekale buyurdu ki, men her kim sallâ me'anâ bizimle beraber kıldıysa hâdihis salâte bu namazı, yani Müzdelife'deki sabah namazını, bu namazı kıldıysa vekat vekefe me'anâ, halbuki bizimle beraber de vekfetti, kabli zalik bundan evvel de vekfeyi Arafat'ta yaptı ve efâde min Arafat'a, Arafat'dan da indi. Leylen gece ev nehare yahut da gündüzün orada vakfe yaptı da ondan sonra indise fakat temme hacduhu, onun haccı tamam oldu ve kada tefesehu, tefesini de kada etti. Yani artık o adam helal oldu, tırnaklarını keser, tıraşını olur, ihramdan çıkmış sayılır. Şimdi burada Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Arafat'ta vekfeyi yaptıktan sonra geldi bu Müzdelife'de de bu namazı kıldı mı, işte hacı tamam olmuş olur. Farz diyenler buradan getiriyorlar ki, demek ki Arafat'ta vekfeyi yapmak farz olduğu gibi Müzdelife'de bu namazı kılmak da farz. Öyleyse Müzdelife vekfesinin hükmü Arafat'ın vekfesinin hükmü gibi farz oldu. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي إمام التحاوي إبراهيم بن مرزوق تركيلة إسماعيل بن خالد وده شعبي ده روايات ediyor وزكريا عن الشعبي yine Şabi'den Zekeriya tarikiyle de rivayet ediyor ve Davud bin Ebi Hind an Şabi. Davud ibn Ebi Hind terik ile de Şabi'den rivayet ediyor. Bu Şabi de kimden rivayet ediyor? En Urvete ibn Mutarris. Urvete ibn Mutarris'ten. Birinci hadisi rivayet eden zat. O da kimden? Ali Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Mislehu aynı hadisi şerifi. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي شعبي ده إسماعيل بن خالد رواية ديور وابن أبي زائد عن الشعبي ابن أبي زائد عن الشعبي ده رواية ديور وزكريا عن الشعبي زكريا ده شعبي ده رواية ديور وداود بن أبي هند داود بن أبي هند قال Davud ibn Ebi Hite dedi ki, Semiyyeti Urvete ibn-i Mutarris. Şabi ve Davud, Şabi'den rivayet ettiler ya bunlar, İsmail ibn Halid, İbn Ebi Zayde, Zekeriya, Şabi'den rivayet ettiler. Bir de kimden rivayet ettiler? Ve Davud ibn Ebi Hind'in, bir de Davud ibn Ebi Hite'den rivayet ettiler. Kale, dedi ki, Semiyyeti Urvete ibn-i Mutarris'in, İbni Evs ibni Harisete ibni Laim-i Taif. Künyesini beyan ediyor ki Urvet ibni Mutarris o Evs'ün oğludur, o da Harise'nin oğlu, o da Laim-i Taif'in oğludur. Evet, bunları rivayet eylediler. Yekulu derdi ki, Eteytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
Peygamber Efendimiz'e geldin, bir Müzdelife'de, Müzdelife'de Resul-i Ekrem Efendimiz'in huzuruna geldin. Fekultu dedim ki, ya Resulullah, ciyti ben geldim. Min cebeli tayyin. Tayyin, iki dağından geldim. Tay, Arapların bir kabilesidir. Orada iki dağ vardır. Birisine Ecer, birisine Selma derler. İki dağ var. Onun için cebeli diyor. Ben tayyin, o iki dağından geldim. Ve vallahi Allah'a yemin ederim ki ma ciyitü ben gelmedim hatta et'aktü nefsi, nefsimi kendimi yordum. Ve endaytü rahileti, binmiş olduğum hayvanı da zayıf bıraktım. Yani onu da yordum, o da zayıfladı. Yani zahmet çektim. Ben de ve bindiğim hayvan da. Ve ma terektü cebelen min hadihil cibal, bu Arafa'nın dağlarından hiçbir dağı ben bırakmadım. İlla vakat vekaftu aleyhi, ben onda vekreyi yaptım, yani Arafat'ta vekremi yaptım bu. Fehelli min haccin, benim bu haccim oldu mu? Fehelli benim için olucu mudur? Min haccin, hacden, yani bu haccim kabul oldu mu? Tamam oldu mu? Buyurdu. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, men, her kim şehide hazır olursa me'ana, bizimle beraber hadihis salate, bu namaza. Hangi namaz? Salatel fecri bil Müzdelife. Müzdelife'deki bu namaza hadır olursa. Vakat kâne vekafe bi Arafata. Halbuki Arafat'a da vekfeyi yapmış idi. Kabbe zâlike, bundan evvel. Leylen ev neharen. Ya gece yahut da gündüz. O vekfeyi de yapmıştı. Yani vekfenin müddeti gündüz olduğu gibi gecede olur. Geceden gündüzden ikisinden beraber alırsa gündüzü yapar. Geceden de bir miktar alırsa daha güzel olur. Yok, gündüzün kavuşamadığı da gece çıkmış o vakfeyi yapmış olursa o da caiz. İşte böyle o vakfeyi yaptıktan sonra bu sabah namazına bizimle beraber hazır olursa fakat temme haccuhu, onun haccı tamam oldu. Ve kadâ tefesehu, onun tefesini izale etmesi de caiz oldu. Yani tırnaklarını keser, vücudundaki kirleri izale eder, saçını sakalını düzenler. İhramdan çıkmış oldu. Bir helala caiz olan şeyler ona da caiz olur. Kâle Süfyan, Süfyan buyurdular ki, vezâde Zekeriya, Zekeriya ziyade eyledi fîhî, rivayetinde ve kâne ehfezıl salâfe, bu üçün en ziyade hafiz olanı da oydu. Neyi hafiz? Lihâdel hadis, bu hadisi en iyi hafiz olanı da bu üç zattan oydu. Bu üç zat kim? İsmail İbn Ebi Zahide, bir de Zekeriya. Bu üçün içinde bu hadisi şerifi en ziyade hafız olan Zekeriya'ydı. O ziyade eyledi ki, kâle. Ravi diyor ki, fekultu, yani Hazreti Ömer, ya Resulallah, eteytu hâdihi sa'ate, ben bu saatte buraya geldim. Min cebeley tayyin. Tayyin iki cebelinden, yani tayy kabilesi iki cebel arasındadır. Ta oradan buraya geldim. Kat ekleltu rahileti, hayvanımı yordum. Ve et'abdu nefsi, nefsimi de yordum. Fehelli min haccin, benim için hac orucu mudur? Benim bu haccım kabul oldu mi? Tamam mıdır? Fekale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki, men şehide me'ana hadihi salate, her kim bu namaza bizimle beraber hadir oldu ise, ve vekafe me'ana, bizimle beraber de vekfeyi, Arafat'ta vekfeyi yaptı ise, hatta nüfide, biz oradan yeninceye kadar, yani bizimle beraber Arafat'ta vekfeyi yaptı ve bizimle beraber de Müzdelife'ye geldi ve Müzdelife'de de kaldı, sabah namazını bizimle beraber kıldı ise, ve kâne kad vekefe keble zâlike bi Arafa, bundan evvel de Arafa'da vekfesini yapmış idi. Min leyli nev neharin, ister geceden ister gündüzden. Arafa'da vakfesini yapmış. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle gelmiş Müzdelife'de ve orada vakfesini yapmış ve sabah namazını kılmış ise, fakat temme haccuhu, onun haccı tamam oldu. Ve gada tefesehu, tefesini de gada etti. Yani haccı tamdır, ihramdan çıkabilir o. Kâle Süfyan, Süfyan dedi ki, ve zâde Davud ibn Ebi Hind, Davud ibn Ebi Hind ziyade eyledi. Çünkü bu üstad Şabi'den rivayet eylediler. Bir de Davud ibn Ebi Hind'den.
Şabi'den gelen rivayet bu. Fakat Davud-u bin Ebi Hint'ten gelen rivayetler. Diyor ki, kâle, Urve dedi ki, eteytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Peygamber Efendimiz'e geldim, hîne barakel fecru, şafak attığı vakıtta. Yani şafak yeni atıyordu, ben o vakıtta geldim. Sümme zekerel hadise, sonra hadisi şerifi de zikreyledim ki, benim hacim tamam oldu mi? Resulullah Efendimiz de buyurdu ki, her kim Arafat'ta vakfeyi yaptıysa, ondan sonra geldi bizimle beraber bu Muzdelife'de, bu sabah namazında vefeyi yaptı da bu namaza da hazır olursa onun hacı tamamdır. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tehavi buyurdular ki, فَذَهَبَ قَوْمًا Bir kavim zahip buldular ki, اِلَا اَنَّ الْوُقُوفَ وُقُوف vekfe yapmak, bil Müzdelife'de, Müzdelife'de vekfe yapmak farzun farzdır. لَا يَجُوزُ الْحَجُّ Hac caiz olmaz. اِلَّا بِإِسَابَتِهِ İlla o vekfeyi yaparsa sahih olur, yoksa sahih olmaz. Yani haccın farzları bu zatlara göre üç oluyor. Birisi Arafat'ta vekfeyi yapmak. İkincisi de Müzdelife'de vekfeyi yapmak. Ondan sonra da tavaf etmek zaten. Tavaf da rükün ya. Vehteccu bunlar ihticacı ilediler. Fî zâlik bu mesele hakkında bi kavlillâhi azze ve celle. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin şu kavliyle de ihticacı ilediler. Estaizu billah feizâ afattum min arafatin fezkurullâhe indel meş'eril haram. Feizâ afattum siz ifade ettiniz mi, indiniz mi min arafatin Arafat'tan. Arafat'ta vakfeyi bitirdiniz de oradan indiniz mi? Fezkurullâhe Allahu Teala'yı zikrediniz indel meş'eril haram, meş'eril haram indinde. Yani Müzdelife'de. Müzdelife'de Allah'ı zikredin. Ya Allah'ı nasıl zikredecek? Orada kalacak, vakfesini yapacak. Allah'ı o gece zikredecek. Burada zikirden murat nedir? Mesela La İlahe İllallah demek, tesbih okumak bunlar zikir olduğu gibi. Fakat bu hadiste geldiği gibi yani sabah namazını orada kılacak. Müzdelife'de vakfesini yapıp sabah namazını kılacak. Zikirden murat da bu dediler. Bu, o vakfede o namazı da kılacak. Ve bihadel hadisillezi işte bu ayette ihticacı ilediler. Ve bihâdâ el-hadîsi bir de bu hadisle ellezî öyle hadis ki ravaynâhu Urvet ibn-i Müderris terikiyle Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledik. Ve kâlu dediler ki zekerallâhu azze ve celle Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri zikreyledi. Fî kitâbihi Kur'an-ı Kerim'de el-meş'er-el-harâmı meş'er-i-harâmı zikreyledi. Kemâ zekere arafâtin arafâtı zikreylediği gibi. Fe izâfattum min arafâtin Fezkurullâhe indel meş'eril haram. İşte ayet-i kerimede Arafat'ın zikri de var. Meş'eri haramın zikri de var. Ve zekere zâlike bunu da zikreyledi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fi sünnetihi sünnetinde, hadisinde o da zikreyledi. Ne buyurdu? Buyurdu ki her kim Arafat'ta vekfeyi bizimle beraber yapar, ondan sonra gelir Müzdelife'de de bizimle beraber vekfeyi yapar, bu sabah namazını kılarsa işte onun hacı tamam oldu. İşte sünnet-i seniyyede de Arafat ve Müzdelife vekfesi ikisi de zikredildi. فَحُكْمُهُمَا öyleyse Arafat'ın vekfesiyle Müzdelife vekfesinin hükmü nedir? Vahidun birdir. لَا يُجُزِي kifayet etmez. الْحَجُّ حَجُّ اِلَّا بِإِسَابَتِهِمَا اِلَّا İkisine de isabet edecek ki caiz ola. Hem Arafat'ta vekfeyi yapacak, hem de Müzdelife'de vekfeyi yapacak ki caiz olsun, yoksa olmaz. De bu kavim, bu cemaat, bu ayet-i kerimenin hükmünden ve hadis rivayet edilen Urvet ibn-i Müderris'in rivayet etmiş olduğu hadislerden istinbat ettikleri hüküm Müzdelife vakfesinin farz olduğu hakkındadır. Bunlar farziyetini böyle istinbat eylediler. Ve halefen fi zalike aharun. Ulemadan diğerleri bunlara muhalefet eylediler. Fakalu dediler ki emmel vukufu bi arafete. Arafada vakfe yapmak fehve min salbil hac. Haccın salbindendir, erkanındandır. La yücziül haccu hac kifayet etmez illa bi isabeti. İlle onu yapacak ki hac olayı olsa olamaz. Ve emmel vukufu bi Müzdelife, Müzdelife'de vakfe ise feleyse kezalik böylece değildir.
Yani bunlar da diyorlar ki, gerçi siz bunlara farz diyorsunuz, yapılması lazım. Doğru, Arafat'ın vakfesi ile Müzdelife'nin vakfesinin arasında fark vardır. Eğer Arafat'ta vakfe yapmamışsa iş başından bozuktur. Öteki Müzdelife vakfesini tavafi sahi yapsa bile hac gitmiştir, fert olmuştur. Fakat Arafat vakfesini yapmışsa işin başlangıcı tamamdır, esas tamamdır. Müzdelife vakfesini yaparsa ne ala ne güzel. Yapamazsa o telafi edilir. Kurbanla telafi edilir. Arafat vakfesi gibi değil. Netekim tavaf da öyle. Tavafı yapamazsa noksan kalmış olur. Fakat madem Arafat'ta vakfeyi durmuştur, esası vardır. O tavafı yapar. Ne vakitte yaparsa hacı tamam olur. Yapamazsa aslı vardır fakat yarım kalmış olur. Bir rekat namazı gelmiş, birisini kırmamış olur. Fakat şimdi bunda yine bir fark var. Madem ki tavaf da farzdır, tavafı yapmasa hacı de tamam değildir, noksan kalmıştır. Öyleyse bu Müzdelife vakfesini de yapmamışsa o da noksan kalmıştır, yani bundan bu anlaşılır. Fakat bunlar diyorlar ki Arafat'ın vakfesi asıldır. وَاَمَّ الْوَقُوفُ بِمُزْدَلِفَ فَلَيْسَ كَتَارِكُمْ Müzdelife'deki vakfe yapmak böyle haccın sülbünden, erkanından değildir. Bunlar da böyle iştihad ettiler. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ Bu ikinci zümrenin hüccetinden oldu. فِي ذَلِكُ Bu mesele hakkında ki اَنَّ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Hazretlerinin kavli şerif اَسْتَعُوذُ بِاللّٰهِ فِي اِذَا فَطْتُمْ مِنْ اَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللّٰهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ Bu ayeti kerime لَيْسَ فِيهِ Onda olmadı delilün, delil olmadı ki عَلَى اَنَّ ذَلِكْ Müzdelife'deki vakfe alel vücubi vücub üzerinedir. Evet, Müzdelife'de Cenab-ı Hak Allah'ı zikredin diyor. Fakat bu vücub üzerinde de değildir. لَاَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri اِنَّمَا تَكَرَ zikri. Zikri buyurdu. Yani zikredin, فَذْكُرُ اللّٰهِ buyurdu. وَلَمْ يَذْكُرِ الْوُقُوفِ Orada durun, vakfe yapın diye bir şey emretmedi. Meşer-i Haram'da zikredin. Demedi ki orada vakfe yapın. وَكُلُّنْ Ülemanın hepsi de kadecme İsmail dedi ki اَنَّهُ لَوْ وَقَفَ بِمُزْدَلْفَ O adam Müzdelife'de vakfe yapsa وَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Allah-u Teala'yı da zikreylemese اَنَّ حَجَّهُ onun haccı tamdır, tamın tamdır. Vakfeyi yaptı da mesela oradaki Allah'ı zikretmek ya tesbih ve tekbir getirmek ya da namazı kılmak bunu yapmasa ülemanın hepsi diyor ki onun haccı tamdır. Vakfe yaptı fakat zikir yapmadı. Öyleyse فَاِذَا كَانَ الزِّكْرُ الْمَشْكُورُ Fil kitap Kur'an-ı Kerim'de zikir olursa لَيْسَ مِنْ سُلْبِ الْحَجِّ Haccın sülbünden olmazsa فَالْمَوْتُنِ الَّذ۪ي Şol bir yer ki yani Müzdelife ki يَكُونُ ذَٰلِكَ الزِّكْرُ ف۪ي O zikir orada olur ki o da meşer-i haram. اَلَّذ۪ي Öyle mevtin ki لَمْ يُسْكَرْ فِي الْكِتَابِ Kitapta onun vekfesi orada vekfe etmek zikredilmedi. اَحْرَى daha layıktır ki اَنْ لَيَكُونَ فَرْزًا farz olmaya. Meş'eri haramında zikretmek farz değil ise, öyleyse meş'eri haramda vakfeye durmak da farz, layıktır ki bu da farz olmaya. وَقَدْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالَى Cenab-ı Hak Teala Hazretleri zikriyledi ki kitabihi مِنَ الْحَجِّ Kitabında hacden zikriyledi. وَلَمْ يُرِدْ بِذِكْرِهَا Onun zikriyle onu zikretmekle murad eylemedi, icabeha onun farz olmasını murad eylemedi. Hatta la yüzzel haccu, hatta hac kafi olmaya illa bi isabetiha, illa onu yapmakla. Fî kavli ahadim minel müslümin, Müslümanların hiçbirisinin kavlünde Cenab-ı Hak Teala Hazretleri hac bahsinden kitabında birçok şeyleri zikreyledi ki bunları vacip olarak zikreylemedi. Bunları zikreylemekle bu vaciptir, yapılması caiz, muhakkak yapılacaktır, yapılması hacı caiz değildir. Hiçbir kimse bunu demedi. Onlar da neden? İşte min zalik bunlardandır. Kavluhu Teala, Estaizu billah, inna s-safa vel mervete min şa'airillah, fe men haccel beyte ve yetemere fe la cunaha aleyhen yattabuhu bihme. Burada Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Safa ve Merve Allah'ın şa'airindendir. Her kim hac yapar, ömre yaparsa onları tavaf etmekte beis yoktur. Yani yaparsa daha iyi, yapmasa farz değildir.
Ve kullun kad ecma'a. Hep ulemanın hepsi de icma eyledi ki ennehu lev hacca. Bir adam hac yapsa ve lem yatuf beyni safa vel merve, safa ile merve arasında tavaf sahi eylemese enne haccehu kad tem. Hacı tamam oldu. Ve aleyhi demin. Yalnız o noksan yaptığından dolayı ona kurban vacip oldu. Mekâne maşul bir şeyin yerine ki nezzele noksan yaptı mizalik ondan. O da ney Safa ile Merve arasını yapmadı. Burada noksanlık olduğundan dolayı bunun hacı tamdır ama kurban vacip gelir. Böyle dediler. Öyleyse fekezalik zikrullahi azze ve cel Cenab-ı Hakk'ın zikretmesi de böylecedir. Ney? El meş'erel harameti kitabı Kur'an-ı Kerim'de meş'eri haram zikretmesi de böylecedir. Feskurullahi del meş'eril haram demesi. Bu da böyledir. Leyse fî zâlike bunda olmadı delilün delil olmadı alâ icâbihi vakfenin Müzdelife vakfesinin vacip kıldı da Cenab-ı Hak onun için zikreyledi vacip olduğuna delil olmadı ki hatta la yüzse hatta kifayet etmeye el haccü hac illa bi isabeti illa o vakfeyi isabet etmekle sahih olan böyle olmadı. Öyleyse Cenab-ı Hak da Hazretleri bak feskurullah indel meşeril haram dedi ama fakat bu vücub tariki üzerine değil. Yani o adam aynen Safa ile Merve arasındaki sa'i gibi oradaki vakfeyi yapmazsa onun vakfesi hacı tamamdır. Yalnız noksan yaptığından dolayı dem vacip olur. Bu ayet-i kerimeye bunlar böyle mana verdiler. Ve emmâ mâ fî hadîs Urvet ibn-i Mudarris. Urvet ibn-i Mudarris'in hadisine gelince ona da dediler ki فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلُ نَيْتَ. Onda da delil yoktur. عَلَى مَا زَكَرُوا zikrettikleri şey üzerine yani Müzdelife'deki vakfenin farziyetine o hadiste de delil yoktur. لَاَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz اِنَّمَا قَالَ ف۪يهِ bu hadisinde buyurdu ki مَنْ سَلَّى مَعَنَا سَلَاتَنَا هَذ۪ي her kim bu sabah namazını Müzdelife'de bizimle beraber kılarsa وَقَدْ كَانَ اَتَى عَرَفَةَ قَبْلِ ذَٰلِكَ bundan evvel de Arafa'ya gelmişti. مِنْ لَيْلٍ اَوْنِهَارٍ gece yahut gündüzden Arafa'da vakfesini yapmıştı. فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ bunun hacı tamam oldu. وَقَدَى تَفَسَهُ tefesini de gada etti. Artık ihramdan çıkabilir. فَزَكَرَ الصَّلَاةَ Peygamber Efendimiz namazı zikreyledi. Buradaki bu namaza hadir olursa buyurdu. وَكُلُّنْ قَدْ اَجْمَعَ ulemanın hepsi de icma eylemişlerdir. Neye? Alâ ennehu vâdem levbâte bihâ Müzdelife'de gecelese ve vakafe orada dursa vakfesini yapsa ve nâme an-salâh namazdan da uyusa vakfesini yaptı, namaz vakti geldi de uyudu. Bir de kalktı ki oho namaz vakti geçmiş. Felem yusallihâ me'al imam. İmam ile beraber namazı kılamadı. Hatta fâtetu. O namaz geçti. İmamla kılamadı, geçti. İttifak eylediler ki enne haccehu onun hacci tamamun tamdır. Burada imamla beraber namazı kılarsa hacci tamdır diyorsunuz ama yani bu adam hepiniz siz de biz de diyoruz ki bu adam Müzdelife'de vakfesini yaptı fakat imamla beraber namazı kılamadı. Uyudu, namazı ondan kılamadı. Sonradan kalktı ya kendi başına kıldı ya da sonradan kaza etti fakat onun hacci tamdır. Buna siz de kaisiniz. فَلَمَّا كَانَ حُدُورُ السَّلَاةِ مَعَ الْاِمَامِ الْمِسْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ bu hadiste zikredilen imamla beraber namaza hadir olmak oldusa لَيْسَ مِنْ سُلْبِ الْحَجِ haccın sülbünden erkanından olmadıysa اَلَّذ۪ي öyle haccın rükni ki لَا يُسْلِيُ الْحَجِ hac kafi gelmez اِلَّا بِيْسَابَتِهِ اِلَّا o rükni yapmakla kifayet eder. Bundan olmadı. Yani hac caiz elinde onunla bu imam ile namaz kılmak bu namaz erkanından, haccın erkanından olmadı. Öyleyse kânel mevtünü mevtün olur. Yani Müzdelife'nin kendisi ellezi böyle mevtün ki tekûn fîhî tilkesselâ. O namaz oradadır. O namaz da nerede? Müzdelife'de namazın kendisi haccın erkanından olmazsa o mevtünün kendisi mevkifi Müzdelife'nin kendisi ellezi lem yüzker fil hadis. Öyle mevtün ki hadiste zikredilmedi. Ehra daha layıktır ki en la yekune olmaya kezali hac böylece haccın erkanından olmaya. Felem yetehakkak bi hazel hadis öyleyse bu hadiste tehakkuk etmedi. Zikrul fardı
farzın zikri tahakkuk etmedi, yani farz olduğu tahakkuk etmedi, illa li arafete, illa arafe için oldu, hasseten, hasseten arafe için oldu. Yani arafaya mahsustur vakfeyi yapmak, onun için başka yerde vakfeyi yapmak farz değildir. Bunlar da böyle buyurdular. وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَانِ بِنُّ يَعْمُرُ الدِّينِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا يَتُولُ عَلَى ذَلِكَ Abdurrahman el-Dili de Peygamber Efendimiz'den buna delalet eder bir rivayet getirdi ki yani Müzdelife vakfesi farz değildir. حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنِ مَعْبَدْ قَالَ حَدَّسَنَا يَعْلَى بْنِ عُبَيْدِ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانِ اَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَعْمُرُ الدِّيلِ قَالَ رَيْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'i gördüm. وَاكِفًا لِعَرَفَاتٍ Arafat'ta vakit gördüm. فَاَقْبَلَ اُنَاسٌ Bir takım cemaat ikbal etti geldiler. Ehli Necid'den. فَسَأَلُوهُ Peygamber Efendimiz'e sordular. اَنِ الْحَجِّ حَجْدًا Hac nedir diye sordular. فَقَالَ Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki الْحَجُّ حَجْ يَوْمَ عَرَفَ عَرَفَ günüdür. وَمَنْ اَدْرَكَ جَمْعًا Her kim cem'en Müzdelife'yi de idrak ederse kabli salati subhi sabah namazından evvel fakat edrekel hacce hacce idrak etmiş oldu. Eyyamu minen mine günleri selaset ve eyyamin üç gündür. Hangi üç gün? Eyyamu teşrik teşrik günleridir. Femen teaccele her kim acele ederse fi yevmeyni iki gün zarfında yani üç günün ikisinde durdu, cemreleri attı birisinde durmadı. فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ Onun üzerinde günah yok. وَمَنْ تَأَخَّرَ yok. Birisi de teahhül etti. Üçüncü gününe kaldı. فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ Ona da günah yok. سُمَّ اَرْدَفَ خَلْفَهُ Sonra Peygamber Efendimiz bu cevabı verdikten sonra سُمَّ اَرْدَفَ Sonra Peygamber Efendimiz arkasına bindirdi. خَلْفَهُ arkasına. Terkisine bindirdi. رَجُلًا bir adamı. Ne olduğu halde o adam yunadi, o adam nida eder olduğu halde bizalik bununla bu sözü. Yani her kim Arafa'da durdu ise vakfesini yaptı ise ondan sonra Müzdelife'ye geldi sabah namazından evvel Müzdelife'ye de geldi ise bu sabah namazından evvel geldi sabah namazını orada imamla kıldıysa bu adam hacca yetişmiştir. Mine günleri üç gündür o da teşrik günleridir. İki gün kalıp da giden de yine gidene günah yoktur. Üçüncü gününü kalıp tamamlayana da günah yoktur. Böyle buyurdu. İşte bu hadisi şerif delalet ediyor ki Müzdelife vakfası farz değildir diyor. Fakat böyle bu istidlal ediyor ama hadis Arafat vakfasını beyan ettikten sonra El-Hacü yevm-Arafa bir de ona atfeden diyor ki وَمَنْ اَدْرَكَ جَمْعًا Bunu da buna atfediyor. قَبْلِ صَلَاتُ الصُّبْحِ Sabah namazından evvel Müzdelife'ye de idrak edeyleyse o da vakfeyi ona atfediyor. Bunun da farziyetini pek de nefyedemez. Yani öteki mezhep sahipleri bak bundan da farziyeti meydana çıkıp diyebilirler. İmam-ı Tahavi bunu delil getiriyor ki hayır bu hadis farziyetini ispat etmiyor. Bilakis farziyetini ispat eder gibi oluyor. Fakat bir hadis-i şerif daima mütehavi getiriyor. Haddesena Ali ibn-i Mâbet kâle haddesena Şebâbet ibn-i Sevbâd kâle haddesena Şöbe en Bükir ibn-i Atâ en Abdirrahman ibn-i Ya'mur kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdirrahman ibn-i Ya'mur dedi ki Peygamber Efendimiz dedi sümme zekere mislehu eynen bu hadis-i şerifin mislini zikreyledi fakat velem yezkur bu ikinci rivayette zikreylemedi suale ehli necid Ehl-i Necid'in sualini zikreylemedi. Ehl-i Necid'den geldiler, sordular, bunu zikreylemedi. وَلَا اِرْدَافَهُ الرَّجُلَ Bir adamı terkisine bindirdi de o da nida etti, onu zikreylemedi. فَفِي هَذَا الْحَدِيسِ İşte bu hadisi şerifte olucudur ki اَنَّ اَهْلَ نَجِدْ Ehl-i Necid se'elû Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e sordular. اَنِ الْحَجِدِ Hac'dan sordular. فَكَانَ cevabuhu lehum Peygamber Efendimiz Bu ehli necde cevabı oldu ki el-haccu yevmi arafa. Hac arafa günüdür. Yani arafaya, vakfaya çıktı mı hacca idrak etmiş oldu. Böyle dedi. وَقَدْ عَلِمْنَا Biz bildik ki enne cevabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in cevabı. Vel cevabı tam olan bir cevaptır.
Ellezi öyle cevap ki la nakse fihi ve la fatla. Onda ne noksanlık vardır ne de ziyade vardır. Lennallaha Teala Cenab-ı Hak Hazretleri atahu ona verdi. Cevami'el kelim, cevami'el kelimi verdi ki lefsi az manası çok olan cevami'el kelim derler. Hikemiyyatı verdi. Ve havatimehu cevami'el kelim ve havatimini verdi. Yani bir kelimeyi, bir şey manayı ifade ederken az bir lefsine ve en nihayet ne kadar kısa bir lefsine ifade edilirse işte bunları Peygamber Efendimiz'e verdi. فَلَوْ كَانَ عِنْدَمَا سَأَلُوهُ Peygamber Efendimiz'e sordukları vakıtta olsaydı yani hacdan sordukları vakıtta اَرَادُوا بِذَٰلِكَ bununla murad etmiş olsaydılar neyi? مَا اُلْ بِشَيْكِ لَا بِدَّ مِنْهُ elbette lazımdır fil hacci hacda hacda elbette lazım olan bir şeyi murad etmiş olsaydılar لَكَانَ يَذْكُرُ عَرَفَةَ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafa'yı zikrederdi ve tavafı tavafı zikrederdi ve müzdelife müzdelifeyi zikrederdi ve maul bir şey ki yuf'alu minel hac hacda işlenilen şeyleri bunların hepsini zikretmiş olurdu. فَلَمَّا تَرَكَ ذَارِكَ Peygamber Efendimiz terk eyledi fi cevabihi cevabında اِيَّهُمْ وَاَهْلِ نَجْدَ yani bunların yapılması hepsi lazım idi. Arafat'ın vakfesi var, Müzdelife'nin vakfesi var, tavaf var, ondan sonra Safa Merve arasında sa'i var, şeytanları taşlamak var, kurban kesilmesi var, birçok işler var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hacdan sorduklarında bunları terk eyledi. Bunları söylemedi de yalnız el-haccu arafa. Hac arafadır buyurdu. El-haccu yem arafa. Bunu böyle dedi. فَلَمَّا تَرَكَ ذَٰلِكَ ف۪ي cevabihi اِيَّهُ onlara vermiş olduğu cevaptaki terk eyledi. Arafat'tan, Arafa vakfesinden gayrisini terk eyledi. عَلِمْنَا biz bildik ki اَنَّمَا اُلْ بِشَيْكِ اَرَادُوا وَاَهْلِ نَجِدْ murat ettiler بِسُعَالِهِمْ sormalarıyla اِيَّهُ Peygamber Efendimiz'e اَنِ الْحَجِّ hacdan sormalarıyla murad eylediler. Neyi? هُوَ o murad eyledikleri şey nedir? Ma bir şeydir ki izâ fâte o fevtul değil mi? Fâtel haccu hac fevtul. Yani en mühim hangisi? İşte o. Onu fevtettim, hac gitti. İşte bunu murad ettiler. O da nedir? Arafa'daki vakfe. O fevtul değil mi? Ötekilerini yapsa da faydası yok. Hac fevtuldu. Fe ecâbehum onların muratları bu olduğundan Peygamber Efendimiz de cevap verdi. Ben gâle buyurmak terkiyle ki el-haccu yevmi arafa hac yevmi arafadır. Arafa gününde vakfeyi yaptı mı iş başlangıçta tamam oldu. Artık gerisi mühim değil. Yani gerisi mühim değil. Yani yapılacak da fakat Arafa gibi mühim değil. En mühim o. Felev kânet müzdelife ve kel müzdelife olsaydı ki Arafa'ta Arafa gibi olsaydı zekerelev müzdelife de müzdelifeyi de zikrederdi. Mâ zikrihi Arafat'ı, Arafa'yı zikreylediği gibi onu da zikrederdi ki El-Haccu Arafat'ı ve Müzdelifet'ü derdi. Velâkinnehu Peygamber Efendimiz zekere Arafat'ı hâsı, hâsıdan Arafa'yı zikreyledi. Leannehâ Arafa sülbül haccı, haccın sülbüdür, bel kemikidir. Ellezî öyle sülbül hac ki izâ fâte o fevtul değil mi? Fâtel haccu hac fevtulû. Arafat'taki vakfeyi yaptı mı? Direk, çadırın orta direği var. Kaldı etrafındaki ipleri geleceksen, ipleri tamamlayacaksan ona benzer. Ondan sonra öteki farzları, vacipleri tamamlarsın. En mühimi olan vakfi Arafa. Müzdelife bunun gibi değil buyurdular. Sümme gâle kelâmen müste'nifin. Sonra Peygamber Efendimiz bir kelam dedi. Müste'nifen. Yeniden başlayıcı olduğu halde bir kelam. Ne dedi? El-Haccu Arafa dedikten sonra buyurdu ki Eyyâmu mine selâset ve eyyâm. Bu kelam müstenef. Mine günleri üç gündür. Bunu yeniden dedi. Yani onun vakfeyle alakası yok. Bu yeniden bir söze başlanmış oldu. Ne için bunu buyurdu Peygamber Efendimiz? لِيَعْلَمَ النَّاسِ nas bilsin اَنَّ مَنْ اَدْرَكَ her kim idrak ederse, ulaşırsa cem'en müzdelifeye
قبل طلوع الفجر فجر طلوعundan evvel. Fakat edrek el hacce, hacce ulaşmış oldu. Leysa ala mana annehu, şu manaya değil ki edreke cemiyel hac, haccın cemisine ulaşmış oldu. Farz et ki o adam Arafa'ya erişememiş, Arafat'ta vakfesini yapamamış. Müzdelife'de geldi yetişti. Onun hacı tamam olur mu? Yok. Hacca yetişemez niye? Arafat'taki vakfeyi yapamamış. Evet. لَاَنَّهُ قَدْ سَبَتَ sabit oldu فِي اَوَّلِ كَلَامِهِ Peygamber Efendimiz'in kelamının evvelindeki الْحَجُّ عَرَفَ Hac Arafa'dır. فَاَوْجَبَ بِذَالِكَ Bununla Peygamber Efendimiz vacip kılmış oldu ki اَنَّ فَوْتَ عَرَفَ Arafa'nın fevti nedir? فَوْتُ الْحَجِّ حَجِّ فَوْتُدُ Fakat Müzdelife'nin fevti haccın fevti değildir. Sümme kâle sonra Peygamber Efendimiz buyurdu ki وَمَنْ اَدْرَكَ جَمْعًا Her kim Müzdelife'ye yetişirse قَبْلَ سَلَاتِ السُّبْعُ Sabah namazından evvel فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجِّ حَجِّ اِدْرَكْ اَيْلَدِ لَيْسَ عَلَى مَعَنَا اَنَّهُ Şu manaya değildir ki bu لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَجِّ شَيْءٌ Bu adam hacden hiçbir şey onun üzerinde kalmadı. Artık tamam etti. Bu manaya değil. لَاَنَّ بَعْدَ سَالِكَ Ondan sonra orucudur. Tavaf-ı ziyareti, tavaf-ı ziyaret orucudur. وَهْوَ وَاجِبٌ O da farzdır. لَابُدَّ مِنْهُ Onu da yapmak zaruridir. وَلَاكِنْ قَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ O adam hacca idrak etti. Neyle? Yani Müzdelife'de geldi de namaza yetişti mi? Hacca idrak etti. Ne demek? Neyle idrak etti? Bima ol bir şey sebebiyle idrak etti ki تَقَدَّمَ لَهُ O adam için tekaddüm etti. مِنَ الْحُقُوفِ بَعْرَفَ Çünkü Müzdelife'de gelip yetişen adam Arafa'da vakfesini yaptı da ondan sonra Müzdelife'ye geldi. İşte Arafat'ta o vakfeyi yapmak sebebiyle hacca yetişmiş oldu. فَهَذَا işte bu اَحْسَنُ مَا شُرْ bir şeyin en güzelidir ki خَرَجَ çıktı مِنْ مَعَانِ هَذِهِ الْاَسَرِ Bu eserlerin manalarından çıkan en güzel mana budur. وَسُحِّحَتْ عَلَيْهِ Dahi bir şeyin en güzelidir ki bu eserler tesih edildi aleyhi bu mana üzerine. En güzeli budur. وَلَمْ تَتَدَادَ Aralarda hadislerin birbirleri arasında da zıddiyet yoktur. وَاَمَّا وَجْهُ ذَٰلِكَ مِنْ تَرِيقِ النَّزَرِ Kıyas tarihiyle olur ise فَاِنَّا قَدْ رَيْنَا Biz gördük. الْاَصْلَ الْمُجْتَمَعَلِ Onun üzerine icma olmuş asıl bir kaideyi gördük ki اَنَّ لِلْدَعَفَةِ Zayıflar için caizdir. اَنْ يَتَعَجَّلُوا Acele edeler. مِنْ جَمْعٍ Müzdelife'den bileylin geceliğin. Geceliğin zayıf grup vakfeyi yapmadan gideler. Onlar için caizdir. Bu bir kaide. Bunu her iki tarafta kabul ediyor. Ve kezalike emera Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine böylece Peygamber Efendimiz emreyledi. Ugeylimete beni Abdülmuttalib beni Abdülmuttalib'in çocuklarına müsaade etti. Onlar zemzem dağıtacaklar ya zemzem onların elinde onlara müsaade etti ki ugeylmanlara ki siz gidin. Müzdelife vakfesini terk edin gidin. Onlara da müsaade ettik. Ve senezkürü zâlike biz bunu zikrediyoruz. Fî mevdî'i mevdî'inde de zikredeceğiz. Min kitâbine hâda bu kitabımızda inşaallahu teâlâ. Onu da orada zikredeceğiz. Ki zayıfları, bir de işçileri, mesela çobandır, sakkadır. Bunlara Resul-i Ekrem'imiz vakfeyi terk edip gitmelerine müsaade ediyor. Eğer haccın erkanından olsaydı onlara da müsaade eylemez idi. وَرَخَّسَ yine terhis eyledi, ruhsat verdi Peygamber Efendimiz Sevdete Hazreti Sevde'ye, Zavac-ı Müteharrat'tan Sevda radıyallahu anhaya ruhsat verdi. Nerede? فِي تَرْكِ الْوُقُوفِ بِهَا Müzdelife'de vakfeyi terk etmekte ona da ruhsat verdi. Bu ruhsat da şu hadisle sabit. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا حَجَّاجُ قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة buyurdular ki كانت سودة سودة رضي الله عنها oldu مرأة ثابتة ثابتة ağır hareketli bir kadın oldu سقيلة vücudu sekil oldu vücudu ağır hareketi batı bir kadın idi. Feste'ezenetin Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den izin istedi ki en tufide min cemin Müzdelife'den iner.
قَبْلَ اَنْ تَقِفَ Vakfeyi yapmazdan evvel, yani sabah namazını kılmazdan evvel yine. فَاَذِنَ لَهَا Ona izin verdi. وَلَوَدِدْتُ Hazreti Aişe radıyallahu anha buyuruyor ki, ben de arzu ettim ki, اَنِّي كُنْتُ اِسْتَذَنْتُهُ Keşke ben de izin istemiş olsaydım da, فَاَذِنَ لِي Bana da izin vereydi, ben de gideydim. Bunu da arzu ettim ama istememiş. İstememiş, Hazreti Sevda izin istemiş, ona izin vermiş. Hazreti Aişe istemediğinden kalmış oldu. قال Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi diyor ki, فَسَقَتَ عَنْهُمْ Onlardan sakıt oldu. وَالْوُقُوفُ وُقُوفُ Vukuf, yani sabah namazını kılmak maksedi. Bu Müzdelife'de sabah namazını imamla beraber kılmak. Yoksa geceliğin vakfe o var. Orada beytutet etmişler, vakfe yapmışlar. فَذْكُرُ اللّٰهَ كَسِيرًا Eğer bununla tesbih, tehlil ise onları yapmışlar. Fakat sabah namazından sonra imamla namaz kılmak meselesi var. Ebu diyor ki onlardan sakit oldu. Bir Müzdelife'de vakfeyi yapmak, imamla namazı kılmak sakit oldu onlardan. Lil üzri üzür dolayısıyla. Ebu var olur. Mesela bir adam namaza başladı mı, kıyam, kıraat var. Kıyamda hasta olursa ayağa kalkaması oturduğu yerde kılar. Bak ondan sakit oluyor. Kıyam sakit oluyor. Bu da özür dolayısıyla bu sakit oldu. وَرَيْنَا عَرَفَةَ عَرَفَيْ gördük ki لَا بُدَّ مِنَ الْوُقُوفِ بِهَا Elbette ondan da felasit. Onun üzrü müzrü yok. Üzür dolayısıyla geldi de kavuşamadı. Yok. وَلَا يَسْقُتُ ذَلِكَ Arafa vakfesi sakit olmaz ile özrün özür dolayısıyla sakit olmaz. Ama Müzdelife vakfesi özür dolayısıyla sakit oldu. Fema ol bir şey ki sakate bil özür, özür dolayısıyla sakit oldu. O da Müzdelife vakfesi. Fehu o nedir? Ellezi bir şeydir ki leyse min sulbil hacci, haccın sulbinden olmadı. Haccın erkanından olmadı. Onun için özür dolayısıyla sakit oldu. وَمَا وَالْبِرْ وَكْفَكِ لَا بُدَّ مِنْهُ Elbette ondan lazımdır, onun yapılması zaruridir ki o da Arafat vakfesi. فَلَا يَسْكُتُ بِعُذْرٍ Üzr ile sakit olmaz. وَلَا بِغَيْرِ غَيْرِسِيلَ de sakit olmaz. فَهْوَ işte o zaruri yapılması, üzr ve üzrün gayrisiyle sakit olmayan şey اَلَّذِي bir şeydir ki o مِنْ سُلْبِ الْحَجِّ Haccın sülbündendir, haccın erkanındandır. Üzr dolayısıyla sakit olmaz. أَلَا تُرَى Sen bilmez misin ki enne tavafe ziyareti ziyaret tavafi huve min sulbil hacci ziyaret tavafi haccın sulbündendir, erkanındandır. Ve ennehu o ziyaret tavafi la yeskutu sakit olmaz enel haidi hayizli kadından bil özrü özrü dolayısıyla sakit olmaz. Temizlendikten sonra onu yapacak zaruri. Ve enne tavafe sadari veda tavafi ise leyse min sulbil hacci haccın sulbünden değildir. وَهُوَ وَدَا تَوَافِ يَسْكُتُ Sakit olur اَنِ الْحَائِدِ Haizden bir özür, özür dolayısıyla وَهُوَ O özür de nedir? الْحَيْدُ حَيِزْدِر Yani hacci, afaki dışarıdan gelmiş bir adam efali hacci hepsini yapmış bir veda tevafi kalmış kafileler gidecek kadının da adet günleri gelmiş yapamıyor kafilesi de gidecek onu terk eder gider hayiz, o veda tevafi ondan sakit olur çünkü haccin sülbünden değil veda tevafi فَلَمَّا كَانَ الْوُقُوفُ بِمُزْدَلِفَ Müzdelife'de vukuf oldu ise مِمَّا شُرْبِ شَيْدَنْ كِ يَسْكُتُ بِالْعُزْرِ Özür dolayısıyla sakit olan hükümlerden oldu ise كَانَ oldu مِنْ شَكْلِ مَا ol bir şeyin şeklinden oldu ki değilse bir farzın farz değildir. Eğer farz olsaydı bu sakit olmazdı. Bu şekilden oldu. فَسَبَتَ sabit oldu بِذَلِكَ بُنُنْدَ مَا وَسَفْنَا Bizim vesfettiğimiz şey sabit oldu. O da ne? Arafa vakfesi haccın erkanındandır, sülbündendir, sakit olmaz. Müzdelife vakfesi farz değildir. Vaciptir, eğer farz olsaydı o da sakit olmaz dedi. وَهْوَ قَوْلَ اَبِي حَنِفَةَ Bu İmam-ı Ebu Hanif'in kavludur ve Ebi Yusuf İmam-ı Ebu Yusuf'un kavludur ve Muhammed'in rahimahumullah. Allah üçüne de rahmet eylesin. İşte bu üç imamın kavilleri de budur ki Müzdelife vakfesi farz değildir, vaciptir. Vallahu Teala alem ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.